Evdesin. Telefonun kapalı olunca merak ettim. Seni annemi aradım. O da bir ak günü gör bence deyince aklım sende kaldı. Ulaşılmasını isteseydim telefonlarım açık olurdu herhalde. Haklısın. Değil mi? İyisin sen gördüğüm kadarıyla. Tamam ben gideyim o zaman. Görüşürüz. Ne yapıyorum ben ya? Yağmur. Yağmur. Çok özür dilerim. Ben ne yaptım bilmiyorum. Karma karışığım yani. Tırlatmak üzereyim ben. Haklısın tamam benim gelmemem lazım da özür dilerim. Ben ne düşüneceğimi ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yağmur. Sana ihtiyacım var. Gitme. Lütfen. Tamam buradayım. Buradayım. Gitmiyorum hiçbir yere tamam mı? Yanındayım. Düşündükçe böyle kafayı yiyecek gibi oluyorum. Sözde değişecekti ya sözde. Benim gördüğüm değişiyordu. Babalık yapıyordu bize sözde. Babanı dinlemeden karar vermemelisin Akgün. Ya neyini dinleyeyim Yağmur neyini dinleyeyim? Yok suçluymuş, yok sicili varmış, yok içeri girmiş çıkmışmış. Önüme bir tane dosya koymuşlar. Aynı sicil bende de var. Bir de bana bir tane mektup yollamış. Mektupta da şu yazıyor. Hani her şeyin suçlusu, kabahatlisi benim. Haberin olsun diye. Ayıp ya. Hani anneme yüklenmeyeyim diye yapıyor bunu. Anneme öfkelenmeyeyim, anneme kızmayayım diye yapıyor sözde. Bak aklınca. O kadar tanımıyor yani. Vardır babanın da bir bildiği ya. O çocuğu evden göndermek için kim bilir neler yaptı Yağmur. Ben tahmin edemiyorum. Selçuk Taşkın'ın... Annem iyileşmiyordu ya. Annem sürekli hastaneye gidiyordu, geliyordu. Sürekli bir yatırıyorlardı hastaneye tekrar geliyordu. Yatırıyorlardı tekrar geliyordu ama yok annem aynıydı yani. Mutlu olamıyordu, iyileşmiyordu bir türlü. Yüzündeki hüzün bir türlü gitmiyordu. Belki de bu yüzdendi. Hayır, hayır bak. Akgün sen şu anda babanla değil kendinle kavga ediyorsun tamam mı? Ya abin babanın dediği gibi bir çocuksa ya doğruysa? Sen babana hak vermekten korkuyorsun. Hayal kırıklığına uğramaktan. Babanın söylediği her şey seni derinden etkiliyor. Öyle ya babam haklıysa şüphesini bağırıp çağırarak bastıramazsın. Ne yapayım gideyim babamın eline sarılayım da öpeyim koklayayım da teşekkür mü edeyim ne yapayım Yağmur? Yüzleş. Topla cesaretini git abini bul. Yap bunu. Bak senin de cesaretin yok. Akgün bak artık geçmişte savaşmayı bir kenara bırak. Ve şimdiki zaman için uğraş tamam mı? Bir bak bakalım kimmiş bir tanı. Abim diyebileceğin birini bir öğren. Haklı olduğumda hep aynı şeyi yapıyorsun. Neyi? Gelip yanıma oturuyorsun. Sen de beni nasıl hemen böyle bu kadar sakinleştirebiliyorsun gerçekten anlamış değilim. Çünkü çocuk gibisin. Hızlı parlayıp çabuk sönen bir çocuk. Belki de bir tek sana böyleyim Yağmur bilmiyorum. Senin yanında yani. Belki. Biz neyiz peki şimdi senin de böyle ne yapıyoruz? Tamam kafamı karıştırma. Ya sen benim kafamı allak bullak ediyorsun ama. Tamam sakinleştin kendine geldin. Sen bir
Otur, düşün, bir karar ver, tamam mı? Çünkü hayatına birini alacak olan sensin. Ya da yapmayacaksın. Hadi ben gideyim. Görüşürüz. Yağmur. Yağmur. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.